Biber, salatalık, lahana, domates, pancar, havuç, mandalina, portakal, muz, avokado, hatta ahtapot ve hatta dolar euro turşusu. Hepsi Eyüp Sultan Belediyesi'nin düzenlediği 3. Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali'nde görücüye çıktı. 1001 çeşit turşuyla vatandaşlar turşuya doydu. Eyüp Sultan Belediyesi'nin kuru fasulye pilav ikramıyla da geleneksel lezzetler bir araya geldi. Festivalde ilgi odağı ise dolar euro turşusu oldu. Esnaf, dövizdeki manipülatif dalgalanmayı kendi üslubuyla protesto etti. Abdülhamit Han Caddesi'ndeki festival açılışına Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Tatar, AK Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanı Adem Koç Yiğit, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Yücel, muhtarlar, Kemerburgaz sakinleri ve çok sayıda turşu sever katıldı. Çocuklar jonglör ve kukla gösterisiyle eğlenirken, Mehteran takımı hem coşturdu hem duygulandırdı. Belediye Başkanı Remzi Aydın, protokol konuşmalarının ardından Kemerburgaz'daki tarihi turşucuları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya geldi. Turşu Festivali hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Remzi Aydın, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı. Bu festivalin bir başka özelliği de içinde eğlencenin olmaması. Eğlencesiz bir festival yapıyoruz. Şehitlerimize saygı duyduğumuzdan dolayı. Ama festivalin bir başka özelliği de sağlıklı beslenmeyi, obeziteye karşı sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeye amaçlıyoruz. Çünkü turşu aslında sağlıklı beslenmenin araçlarından bir tanesidir diye düşünüyoruz. Dolar turşusu Başkan Remzi Aydın'ın da gündemindeydi. Bir sürprizle karşılaştım. Döviz, euro ve doların turşusunu kurmuş esnafımız. O da beni çok memnun etti. Çok özgün bir düşünce. Bu da esnafımızın, milletimizin milli birlik ve beraberlik noktasında nasıl dimdik ve beraber olduklarının bir göstergesi diye düşünüyorum. Bundan dolayı da ayrıca memnun oldum. Turşu'da önemli bir marka olma yolunda ilerleyen Kemerburgaz'ın ünü, festivalle ulusal boyuta ulaştı. Turşu için tam mevsimi diyoruz ve sizleri Kemerburgaz'a davet ediyoruz.